Suriyelilerin hiçbirini sevmiyorum zaten. Aa baksana sağımız solumuz full Suriyeli. Suriyeliler bizi buradan koyarlar gene kendileri gitmezler. Sonunda da başımıza bir bela ya. Hepsini çöpün içine atarım. Buraya gelen zaten çalışmaya gelmiş zaten. Bu şey savaş mağduru diyor ki adam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine videolu mesajla katıldı. Burada yaptığı açıklamasında 1 milyon Suriyeli'yi geri döndürecek proje hazırlığını sağlıyoruz dedi. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Başkan Erdoğan, 1 milyon Suriyeli'yi geri göndermek için projelere başladık dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey. Olumlu karşılıyor. Gitmeliler mi sizce? Aynen öyle. Aynen öyle tabii ki. Bizim buradaki gençlere iş imkanları daralıyor gittikçe. Ortalığı görüyor musun? Geçen seneki aldığım malzeme 3'e katlamış otomatikman. Geçen sene şurada 12 lira bir mal, örnek vereyim ben sana. 38 lira bir ton kömür, 1600 lira 6000 lira. Yani onun için gençlerin önünü açmak için ben olumlu karşılıyorum. Ben bu konuda çok geç kalınmış bir karar diye düşünüyorum. Bu memlekette Tayyip Erdoğan 45 milyar dolar para harcadık diye övünürken maalesef memleketin bütçe boşaldı, aç kaldık. Yani bir domatesin kilosunu 30-40 liraya çıkarttılar bu ülkede. Paranın olmadığından bir torba un 400 lira. Bir en temel gıda olan unun 400 lira olması, bir torba şekerin 900 lira olması normal mi sizce? Yani bir an önce bu Suriyeliler gönderse çok memnun olacağız. Zaten yani eğer oy verecek bir insan bile bu Suriyelileri yüzünden oy vermeyeceğini ben düşünüyorum. Kendi memleketimiz yani evet sahip çıkmak belki bir bunun uluslararası bir hak da vardı. Savaştan dolayı bir mülteci kabul etmek falan ama yani bir misafiri bir gün olur iki gün olur. Bugün kaç sene olmuş Suriyeliler burada herkes kendine düzen kurmuş. Memleketinde temizlenmiş bölge var, savaş da bitmiş. Halen burada adamlar keyif sürüyor. Ev bulamıyoruz kiraya. İş bulamıyoruz bunların yüzünden. Bulsak da ucuz çalışıyor. Benim şu anda 7 bin lira maaş almam gerekirken yaptığım mesleğe göre bunların yüzünden 5 örnek veriyorum 6 bin liraya çalışıyor. Sığıntı budur yani. Türk vatandaşı, Türk ırkçılık yapmıyoruz ama ikinci planda olan Suriyeli kardeşlerimiz. Biz onların gitmesine gelmesine karşı değiliz ama biz burada aç yaşarken o insanların burada böyle olmasına hiç hoş değil yani. Bilmiyorum ki vallahi inanmıyorum ben ya gönderileceğine. Oradakilere yapılıyor zaten. Buradan gitmez. Buraya gelen zaten çalışmaya gelmiş zaten. Bu şey savaş mağduru diyor ki adam. Gitmelerini ister misin abi? Gitmelerini isterim abi. Adam genç adam yani. Buraya adam çalışmaya gelmiş yani. Hiç ihtiyar yok yani. Bakıyorum hep genç ya nüfus. Afganlı olsun, Suriyeli olsun. 18 yaşında, 30-40 yaşında adam yok mesela. 18 yaşında, 30 yaş arası kişiler. Bunlar buraya çalışmak için geliyor yani. Savaş mağduru değil bunlar. İdlib'de briket evler yapılacak. Bu sayede 1 milyon Suriyeli gidecek. Yapıldı doğru da yani. O bizim vergilerden kesilip yapılıyor yani. O yapılacağına bizim fakir fukaraya yardım olsa. Adam elektrik faturasını ödeyemiyor. Oraya şey ya Suriyelilere ev yapılıyor. Suriyelilerin hiçbirini sevmiyorum zaten. Bu konuda da bir fikrim yok. Ülke ekonomisine katkılarda bulunuyorlar ama ben o Avrupa'dan geldiğini düşünüyorum o kadar paranın. Gidecekler mi peki sence? Gitmezler. Neden? Adamlar yerleşmiş, hayatını kurmuş, gider mi başka bir yere? Aa baksana sağımız solumuz full Suriyeli. Suriyeliler bizi buradan koyarlar gene kendileri gitmezler. Bu açık bir söz, bir net. Çünkü Eskişehir Bağları diye bir yer vardı. Suriye Bağları oldu Kayseri'de artık. Öyle bir yer olarak anılıyor. Ben Türk'ten çok Suriyeli görmeye başladım. En başta hatayı adlarak yaptılar zaten. Bundan sonra da göndereceklerini zannetmiyorum, gönderemezler. Ya Erdoğan yani gerçekten bulunmaz bir lider. Yani büyük bir lider yani dünya lideri yani. Ama bir kötü yönü işte şu Suriyeliler tek sevmediğimiz, şey yapmadığımız yani gerçekten son şu anda başımızda bela, sonunda da başımızda bela yani. İdlib'de yapılan briket evler dolayısıyla 1 milyon Suriyelinin gideceğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hiç sanmıyorum ya. Hiç sanmıyorum. Çünkü burada bu rahatlığı bırakıp da yani hiçbir yere gitmez onlar. Yani bulamadı. Geç ediyorum yani biz de çok rahatlar yani. Ben bir emekliyim ama 2500 lira maaşla geçiren bir insanım. O insanlar bizden daha çok rahatlar yani. Her şeyde bedava. Çünkü niye gitsin? Ben olayım ben de gitmem. Abla Suriyelilerim benim yetkilimde olsa hepsini çöpün içine atarım. Kendi halkına bakmıyor adam. Anket yaptırınca %95 çıkınca şimdi tutuşmaya başladı. Ne işi var abla? Ben sahip çıkacaksam elimde yetki varsa
Ben gençlere çıkarım, Türk vatandaşına çıkarım, sizlere çıkarım. Suriyelinin işi burada ne? Suriyeli dolmuş, İranlı dolmuş, Afganı dolmuş. Bir sürü Türkiye'de rezaleti görüyorsunuz. Hani Cumhurbaşkanım da demiyorum da, Cumhurbaşkanı burada çok büyük hata etti. Bir de evini yaptırıyor. Hani öbür partiler geldik miydi diyor, 2 sene içinde gönderecek diyor. Hani ben adamlar diyor, oy vermesem de diyor, Suriyelileri gönderdiği için diyor, ben diyor bu dönem diyor CHP'ye vereceğim diyor.